Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını onaylıyorum. Rusya, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdığı bölgede tansiyon yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin devlet televizyonundan ulusa seslendi. Ukrayna'nın Sovyetlerin bir parçası olduğunu söyledi. Lenin tarafından kurulduğunu hatırlattı. Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır. Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil, aynı zamanda tarihin bir parçasıdır. Putin şimdi ise Ukrayna'nın batılı güçlerin kontrolünde olduğunu ifade etti. Ukrayna ABD'nin kolonisidir ve hükümetin başında da kuklalar vardır. Ukrayna'nın nükleer silah geliştirme planı kabul edilemez. Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olması Rusya için tehdit olur. Bir ülke kendi güvenliğini güvence altına alırken başka ülkelerin güvenliğini tehdit etmemelidir. Ukrayna şu anda bizim güvenliğimizi tehdit ediyor. Batılı ülkelerin Ukrayna'ya çok fazla silah yığdığına dikkat çeken Putin, bunun Rusya için kabul edilemez olduğunu belirtti. NATO artık doğrudan Rusya'nın kapılarına ulaşmıştır. Askeri olarak Rusya'ya karşı tehdidin çok taraflı olarak arttığını görüyoruz. Antibalistik füzeleri var. 5 dakikada hedefe ulaşabilen hipersonik füzeleri var. Yani bizim boğazımıza bıçak dayamışlar. Putin 2014'te Ukrayna'nın doğusunda bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhans'ı resmen tanıdığını açıkladı. Kiev rejimi saldırgandır ve 2014 yılındaki darbeyle kurulmuştur. Donbas krizini askeri operasyon dışında çözme girişimi yoktu. Bu nedenle Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını onaylıyorum. Buradaki askeri saldırıların sona erdirilmesi için bu kararı açıklıyorum. Buradaki Rus vatandaşlarına desteğimi açıklıyorum. Putin'in açıklamaları sonrası Donetsk ve Luhansk liderleriyle işbirliği anlaşmaları imzalandı. İşte o anlaşmayı dayanak yapan Putin Rus ordusuna Donetsk ve Luhansk operasyon talimatı verdi. Putin'in Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdığını ilan etmesinin ardından ayrılıkçılar sokaklara çıktı. Havai fişekler patlatılarak Rus bayraklarıyla kutlama yapıldı.